Nasıl anlatayım ki yeniciyi? Dünya üzerinde bir cennet. Burada her taraf yeşil, her taraf orman. Bir tepeye çıkıp yorulursun. Döner bakarsın manzarasına. Devam edecek kuvveti bulursun çabuk. Suyundan içersin, şifa gelir. Odununu yakarsın, ısınırsın. Ne bileyim, orman yaşamasını bilene her şeyi verir. Bizim sevincimiz de orman, üzüntümüz de orman. En önemlisi, ekmeğimizi ormandan çıkarıyoruz. İnsanın yaşadığı yerde doymasından daha güzel ne olabilir? Yazıköy'ü İnce Bacaklar Mahallesi'nde oturup büyüdüm. Ben halen de burada yaşıyorum. 4 çocuğum var, emekliyim. Önceleri ormancılık ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Şimşir kaşığın asıl ustası babam Aziz İnce Bacak. Biz 9 kardeştik. Babam ömrü boyunca kaşık yaptı. Bizleri öyle büyüttü, evde sürekli kaşık yapılırdı. Ben bu işi 40 yaşına doğru başladım. İlk yaptığım kaşıkları babama gösterdim, fırlattı, bir kenara attı. Ama sonra şans yüzüme güldü. Ürünleri Yenice'de pazara götürdüm. Daha tezgaha çıkmadan bir adam geldi yanıma, dedi, o çantanın içinde ne var? Şimşir kaşık olduğunu söyledim. Parasını söyledim, hepsini satın alıp gitti. O gün bugündür 20 yıl oldu şimşir kaşık yapıp satıyorum. Şimdilerde kaşıkları sipariş üstüne yapıyorum. Birçok defa turizm fuarlarında Yenice'yi temsil ettim. Oralarda talep oluyor, üretiyorum. Yurt dışında başta Amerika olmak üzere birçok yerden şimşir kaşık siparişi aldım. Yaptım, gönderdim. Dedim ya, ekmeğimiz ormandan çıkıyor diye. Şimşir de Yenice'nin ormanlarından geliyor. Evimin önünde ufak bir atölyem var. Kaşığı kesmek için özel aletler yaptırdım. Onları kullanarak tamamen elde yapıyorum. Oturuyorum, bir kaşığı bir saatte yapıyorum. Bir saat boyunca elimde o kaşığı kesiyorum. Oyuyorum, şekil veriyorum. Eskiden hep bu kaşıklar kullanılırdı. Makine kesimi ahşap kaşıklar, metal ve plastik kaşıklar yaygınlaşınca şimşir unutuldu. Ama bu malzeme doğal, sağlıklı.
kayına, gürgene, kavağa benzemiyor. Daha sert, yıkarken kimyasalı emmiyor, bakteri barındırmıyor. Yüzeyi pürüzsüz, üzerinde ne bir cila ne de bir şey var. Sadece zeytinyağı sürüyorum. Bir de insanlar el emeğiyle yapılan ürünleri tercih ediyorlar artık. Sadece yemek yapmak için değil, yerken de bu kaşığı kullanmak lazım. Yemeğin lezzeti çıkıyor ortaya. Şimşir dile gelse de anlatsa, kimlerin elinden geçmiş, kimleri doyurmuş. İşte bu doğa bize her şeyi veriyor.